Pazar yeri gündem. Kül gibi ya vallahi, toprak çok iyi. Sayın Hanım, bu toprak çok kötü, daha çabuk gelişiyor. Hem bitti, hem meyve. Yani susuz kalmayacak. Susuz. Evet. Evet. Kül gibi ya bunu. Toprağımız da hafif. Çalışması. Yunan işgaliyle uğradığımızda 43 tane ipek fabrikası varmış. Yunanların yaktığı. Yani aslında ipekçiliğin, ipek böcekçiliğinin çok önemli merkezlerinden bir tanesi, sanayileştiği yerlerden birisi Bilecik ve Eçeleri'ydi. Uzun yıllar zaten köylerimizi gezdiğimiz zaman evlerimiz köy evi gibi değil, birer konak gibi. Çünkü evlerin bir bölümünde insanlar yaşarken diğer bölümlerde de ipek böcekçiliği yapmışlar, koza yetiştirmişler. Zamanla tabii özellikle Çin'den ipek gelince, Çin'in ipeğin gelmesiyle ekonomik değerini yitirmiş. O nedenle de insanlarımız farklı arayışlara girmişler. Özellikle bu İnhisar, Söğüt, Sakarya Nehri'nin civarında seracılık bizim ciddi bir gelişme gösterdi. Ama bu köylere baktığımız zaman asıl köylülerimizin, herkesin iyi bildiği iş ipek böcekçiliğiydi. Bunu yeniden hayata getirmek, canlandırabilmekle ilgili olarak değişik çalışmalar içerisinde girmiştik. Koza Birliği'nin de büyük destekleriyle burada da Koyunlu köyümüzde de 700 civarında filan temin ettiler. Sağ olsunlar, bugün muhtarımızla, köy vatandaşlarımızla beraber toprakla buluşturduk filanları. Buradan hasıl olacak yapraklarla inşallah kozacılığı yeniden canlandırmak arzusundayız.